olan... Yok, bir soru soracağım sadece. Şimdi bizim yaşımıza yakın olanlar Aykut Kocaman'ı sahada görenler nasıl bir futbolcu olduğunu hatırlar. Ne kadar yetenekli, gole nasıl yakın, en zor maçlarda bile maçı nasıl çevirebilen. Hakikaten çok enteresan bir adamdı. Kişiliği. Çok enteresan. Çok saygıdeğer. Tabii o da, o da ayrı ama sahadaki yani. Durumu hakikaten Kral Aykut. Aynen. Kral Aykut yani. Hakikaten öyleydi. Öyleydi. Şimdi Aykut Kocaman şu anda teknik direktör. Müthiş bir atletti. Jimnastikten gelmedi zaten ya. Ve hakikaten çok yetenekli. Çok hani olmayacağı düşünen, acayip vuruşları olan. Evet. Enteresan bir futbolcuydu. Çok enteresan. Uluslararası, o kapıyı açamadı. Uluslararası olsa çok bence acayip olabilirdi. Evet. Şimdi o uluslararasının kaybı. Ben sana söyleyeyim. Ama Aykut, hani Aykut Hoca'nın performansı anlatmakla bitilmez. Hakikaten çok, çok parlak. Güzel bir golcü. Çok parlaktı. Evet. Şimdi Aykut Kocaman, Hoca Aykut Kocaman'ın Kral Aykut'la bir görüşme yapması lazım bence. Bir diyalog içine girmeleri lazım. Yani kendisiyle bir konuşması lazım. Tek o futbolculuğunu hatırlayıp. Futbolcu Aykut. Aykut Kocaman'ın kurduğu takımda oynamak ister mi, istemez mi? Yani bu orta sahayla o santrfor oynamak ister mi? Böyle içsel bir hesaplaşmaya girmesi lazım. Bir anda teknik direktörlüğünü unutup futbolculuğunu hatırlasın. Sahada da oynuyordur zaten. Zor da değil, çok olmadı zaten. Tabii çok da arada fark şey yok. İkisini de birlikte, götürdüğü dönem de oldu. Tabii, hatırlıyorsun. Aynen. Kendisini oyuna alıp iki gol atmışlığı var ya. Yani, var. İstanbul Spor'da. Yani bir an için öyle düşünsün. Ya da şöyle yapsın mesela. Antrenmanda kendi kurduğu takıma sova çık desin, kendisi girsin. Bakalım ne oluyor? Kral Aykut olabiliyor mu? Peki bunu biraz açalım şimdi. Yani şimdi bu Aykut Kocaman'ı ya da Sov'u besleyecek oyunu Aykut Kocaman hoca olarak sağlayabiliyor mu? Soru bundan ibaret. Cevabı da içinde olan bir durum esasında. Fenerbahçe hani... Sağlayamıyor. Mehmet Topal transfer olduğu günden beri aynı şeyi söylediğim için çok büyük bir rahatlıkla dün akşam televizyonlarda duyduğum bir sürü şeyi, bugün gazetelerde okuduğum bir sürü şeyi burada tekrar ediyor olabilirim. Çünkü yani o gün söylediğim için söylüyorum bunu. Bu %30, %70 hatta %25, %75 orta sahalarla yani savunma %75, %70 hücum %25, %30 orta sahalarla, 3 orta sahayla bu iş yürümez. Aykut Kocaman'ın çok büyük bir şansı var. Dün Bülent Korkmaz maalesef o da kendi futbolculuğunun karşılığı olan oyunu teknik direktör olarak sağlayamıyor. Yok yani öyle değil. Bülent Korkmaz yani heykeli dikilecek adamlar var ya onlardan biri futbolcu olarak. Tabii. Ama teknik direktör olarak maalesef yanına bile yaklaşamıyor. Teorik olarak herkesten çok daha ötede bir futbol bilgisine sahip olduğunu biliyorum. Çünkü yazdıklarından, konuştuklarından falan çok net anlaşılıyor yorumculuk yaparken. Ama pratiği hayır yani asla. Böyle bir takıma karşı bu kadar kontratağı unutan, ben savunma yapmasında hiçbir sakınca görmüyorum. Savunma yapacaksın tabii, ne yapacaksın? Ama savunmayı nerede yapacaksın? Yani savunmayı ceza sahasının içinde mi yapacaksın Fenerbahçe'ye karşı? Biraz önde orta sahaya doğru mu yapacaksın? Aldıktan sonraki kontrol organizasyonun ne olacak? 2,5 kontratağı var. Pasları yanlış kullandılar. Ona rağmen maçı kazanabilirlerdi. Ama kontratak organizasyonu Abdullah Avcı'nın döneminin yanına yaklaşamaz İstanbul Büyükşehir Belediye'de. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu haftaki şansları ve Türk futbolunun şanssızlığı çok korkunç iki rakibe karşı oynamaları. Rıza Çalınbay'ın takımı da acayip gerilemiş. Kusura bakmasın. Yani bundan iki ay evvel övdüğümüz takım asla değil. Ya da geçen sene övdüğümüz takım asla değil. Bülent Korkmaz'ın belediyesi de maalesef çok gerilemiş. Büyük bir şans. Aykut Kocaman için. Derbi öncesinde. Yoksa büyük korkunç bir skorla gidebilirdi yani. Krasiç'i de alırım, işte onu da alırım, bunu da alırım, herkesi de alırım. Tepki yok rakipten. Hiçbir tepki yok. Yani Abdullah Avcı, şu anda çok eleştirdiğimiz Abdullah Avcı dün takımın başında olsaydı... ...Fenerbahçe tarihinin en korkunç skorlarından birine karşı karşıya kalabilirdi Aykut Kocaman. Tekrar ediyorum, Aykut Kocaman kendi orta sahasıyla oynamak ister miydi? Evet.
de karanlık bir tablo çizdim. Öyle abi, ne yapayım ya şimdi, yalan mı söyleyeyim yani burada? İstiyorsan söyleyeyim yalan ya. Hiç söyleme, gayet de iyi. Çok iyi takım. Harika, tabii. Mükemmel bastırdılar. Çok pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Ne yaptıklarına başı. Doğru söylüyorsun. Fenerbahçe ve Galatasaray gol kaçırmadan haftayı bitirdi. Peki hocam. Transfer çıkmazı sabah. Beşiktaş Lig'de dişe diş zirve mücadelesi verirken devre arası transferi isteyen Samet Aybaba'ya kötü haber geldi. Transfer için şimdiye kadar 70 oyuncuyu izleyen transfer komitesi forvet ve sol kanat için şu ana kadar ciddiye alınacak bir isim bulamadı. Hem ekonomik hem de yetenekli futbolcular isteyen yönetiminin süresi azalıyor. İstenilen seviyede futbolcu bulamayan futbol komitesi bu çıkmazdan çıkmaya çalışıyor. Yönetici Tamer Kıran'ın önümüzdeki hafta Avrupa turuna çıkarak transfer izleme ve çalışmalarında bulunacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın bu transfer forvet çabaları ve sol için, kanat. Bak, çabaları için endişeli olduğumu söylemem lazım. Şimdi iki tür transfer isim geçiyor çünkü. Tabii yani tamamını bilmemiz mümkün değil ama. Birincisi hakikaten yüksek maaşlı. 28-29 yaşında, 30 yaşında oyuncular. Hala piyasası olan ve yüksek para isteyen oyuncular. Avrupa'da piyasası olan ve yüksek para isteyen. Şimdi bu olacak iş değil. Çünkü onlardan kurtulmaya çalışıyorsun zaten. Yani senin yapına uymamışlar, onlardan kurtulmaya çalışıyorsun. Kovarejmalar, şunlar. Aynen. Bir de hani Türkiye Ligi'nde bayağıdır var olan, oynamaya devam eden, çok bir umut potansiyel sergilemeyen, ortaya koymayan oyuncular. Şimdi bunların ikisinin de fayda getireceğini zannetmiyorum ben iki türünde. Üçüncü bir... Değildir herhalde. Üçüncü bir... Ya sen bence yanlış istihbarat almışsın. Yok canım, yazılıyor. Yani şimdi bir Koyrec Bay'la uğraşırken gene aynı transfer peşinde koşar mı? Benzer, var abi. Veya... İzliyorlar işte, izliyorlar. Yani kişilikten bahsetmiyorum. Oyuncunun tokluğundan ya da açlığından bahsediyorum. Şimdi esasında ihtiyaç olan ne biliyor musun? Çok masraflı olmayacak. İcap ederse 34 yaşında. Ama senin işini görecek, iş ahlakı olan derli toplu oyuncular. İcap ederse 34 yaşında olsun. Çünkü senin işini bazı mevkilerde ona ihtiyacın var. Mesela net sol bek oynamayı bilen bir adama ihtiyacın var. Yani bunu artık kafaya kazımış ve otomatik olarak bunu yapabilen, parayla pulla pek işi kalmamış ama oynamayı seven. Anlatabildim mi? Böyle oyuncular var dünyada. Çok da faydalı oluyorlar geldikleri zaman. Yoksa sen yüksek maaşlı oyuncu aldığın zaman içeriği bozacak. Kesin bozacak. Sen Holosko'dan indirim istemişsin. Sol kanada adam, halledeyim derken kendisi bütün mevkileri bozuyor. Adam uçuyor gidiyor. İndirim istemişsin, yapmış, uçuyor gidiyor. Yeni gelen adama üzerine para veriyoruz. Olmaz abi, olacak iş değil yani. Şimdi Kaka'yı getiriyorsan 9 milyon euronda varsa bunu içeridekini anlatabilirsin. Sen yanlış duymuşsundur. Bak, içeridekini anlatabilirsin. İçerideki der ki, kardeşim ben bir kağıt alıyorum, adam 9 alıyor ama beni taşıyacak. Çünkü Real Madrid'de 1 milyon euro alan var. Ama biliyor ki öndeki adam 9 milyon euro alan Cristiano Ronaldo onu yukarı çekiyor. O kimseye koymaz onun aldığı para. Hatta ister daha fazla verin der yani. Çünkü o işler ne kadar iyi giderse senin maaşın o kadar yükselir. O 1 milyonu garanti altında tutar. Daha da arttırırsın. Ancak iş yapmayan adama o parayı verdiğin zaman işte o zaman denge bozulur. O yüzden bu transfer haberleri umuyorum yanlıştır. Yanlış. Kete yüzünden parasız kaldılar Hürriyet. Beşiktaşlı futbolcular 4 aydır parasız. Kadro dışı kalıp altyapıyla idman yapan ve siyah beyazları takımdaki geleceği tartışan Koyrejma başta olmak üzere Almeida ile Fernandez'in kulüpten tek kuruş alacağı bulunmazken diğer yabancılarla birlikte yerli oyunculara ise hemen araya giriyorum. Fernandez'in aldığı para kimseye koymaz. Çünkü katkısını adam sahanın içinde bizzat kendisi görüyor. Benden, senden, tribündeki adamdan daha net biliyor. Ama Koyrejma'nın aldığı ya da Almeida'nın aldığı, Almeida'nın da pek değildir de, Koreçman'ın aldığı koyar abi. Evet. Messi rekoru kırdı. 40 yıl önce Bayern Münih ve Batı Almanya'nın süper golcüsü Gerd Müller'i tarihe geçiren 85 gol tarihi oldu. Bir yıl içinde attığı toplam 85 golle dünya futbol tarihine adını yazdıran Müller, Messi'ye yenildi. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, Real Betis karşısında attığı 2 golle 2012 senesinde 86 gole ulaşarak Gerd Müller'in 85 gollük rekorunu kırdı. Yaratık gibi ya. Olacak işte. Yani söylenecek çok az şey var tabii. Bir şey söylemiyorum. Onun
yerine Gerd Müller'le ilgili bir şey söyleyeyim. Sanki adam bir engelmiş gibi davrandık Gerd Müller'e bu şeyde, bu yarış sırasında. Ve sanki hani o goller babasından miras kalmış gibi. Onun da hakkını verelim abi. Adam 85 tane atmış işte yani. Tabii canım. Yok öyle çünkü hani orada duran bir engelmiş gibi bakılıyor adama. Ya da kendisi atmamış gibi. O günün koşullarında yaptığı şeyle bu Messi'nin yaptığı şey arasında en azından bir fark yok. Yok. Tabii. Avantajları dezavantajları birbirini götürür. Götürür aynen öyle. O zaman tekme serbestti mesela. Tabii canım yani bunlar konuşulursa bence eşit koşullarda atılmış 85 ve 86 nasıl bir şeyse. De hakikaten. Yakir söylüyordu. Bir Fenerbahçeli arkadaşı tweet atmış. Bizim 103 gollük rekoru da geçer mi acaba diye. Oraya gidiyor neredeyse.